Merhabalar ben Selçuk o mutlu gün sonunda geldi ya hele şükür kargodan Nintendo Switch'i teslim aldım yanında birkaç sımbırtı daha var mesela 5 yıl önce Temmuz 2017'de çekmiştim o videoyu. Kutusunu o gün açtığım Switch'i halen aktif olarak kullanıyorum ve çok oyun oynadım, çok vakit geçirdim. Taşınabilir bir konsol olmasıyla beraber farklı mekanlarda oyun oynamanın tecrübesini yaşadım. Evdeyken, koltukta, kanepede, yatakta, balkonda, tuvalette, dışarıda yürürken, parkta otururken, otobüste, trende, arabada, uçakta, havalimanında, yurt dışında gezerken verdiğimiz molada oynadım Allah oynadım. Konsolları hala çekici yapan, eksklusif yani özel oyunları olduğu için bunların üzerine konuşmak istiyorum. O nedenle bu videonun ana konusu bitirdiğim 21 Switch eksklusif oyun. Switch sanırım başında en çok vakit geçirdiğim konsol aynı zamanda. Toplamda 50'ye yakın oyun bitirmişim. Denediğim ve incelediğim bağımsız oyunları da hesaba kattığımızda Switch'te 150'nin üzerinde farklı oyunu oynadım. Bitirdiğim tüm oyunlardan bahsetmenin bir anlamı yok. Çünkü diğer platformlarda çıkmış oyunların Switch versiyonları genelde hayal kırıklığı oldu. En son bitirdiğim Star Wars The Force Awakens Wii'den port edilmiş ve nedenini gerçekten çok merak ediyorum. Xbox 360'da şöyle gözüken oyun Switch'te böyle gözüküyor ve bu Zaytun kabiri seviyesinde bir absürtlük örneğidir. Nintendo Switch teknolojik altyapı başta olmak üzere birçok konuda çok zayıf bir konsol. Çıktığı 2017 yılında bile zayıftı ki 2022'nin geldiği teknoloji seviyesinde antik bile denebilir. O yüzden benden Switch'i donanım olarak öven şeyler hiç duymadınız duymazsınız da. Alet dandik aslında. Ben şahsen konsol yarıştırmayı da hiç sevmem günün sonunda oyunlara erişimimizi sağlayan birer araçlar. O yüzden oyunlara odaklanmak her zaman tercihim olmuştur. Bu tercih meselesi de bugünkü videoyu oluşturma motivasyonumu sağladı. Sadece Switch'te ya da sadece Nintendo konsollarında oynayabileceğiniz ve benim tamamıyla tecrübe ettiğim oyunlardan sizlere bahsedeceğim. Oyunlardan bahsederken de çok tekrar düşmek istemiyorum. Çünkü geçmişte başka videolarda ayrıntılı yer verdiğim ya da direkt incelediğim oyunlar var. Burada çok daha kompakt ve vurucu bir anlatım kullanacağım. Hatta bu anlatımı perçinlemek için bir puanlama sistemi sistemi de kullandım. Her oyuna şu 5 farklı kategoriden birini layık gördüm. Kendilerine özgü olduklarından birden 5'e puanlama gibi düşünmeyin. Nitekim değiller. Nokta atış yorumlama sağlıyorlar. Puanlamalar şu şekilde olacak. Oynamayacaksan Switch'i neden aldın? İlk fırsatta oynamalısın. Güzel ama arkadaşlarla daha güzel. İndirim bekle, tam fiyat verme. Diğerleri bittikten sonra. Puanlamaların kendini gayet iyi açıkladığını düşünüyorum ve daha fazla uzatmadan ana menüye geçiyorum. Vasat hikaye, dandik grafikler, National Dex de yok ama gel gör ki en iyi kompetitif Pokemon oyunu bu. O yüzden 550 saat oynadım. 550 saat oynamamın sebebi Pokemon yetiştirmemden kaynaklanıyor. Her yıl dünya şampiyonası düzenlenen bir seri sonuçta. Ben de bu tarz rekabetçi oyunlara kendimi ilk kez kaptırdım. Öncesinde hazırlık yapmam gerekiyordu. Ve armut piş ağzıma düş olmasın diye dereceli maçlarda kullandığım tüm Pokemon'ları kendim yetiştirdim. Bu yetiştirme sürecinin içerisinde Pokemon'ların Nature, Ability, Egg Move, IV, EV gibi parametrelerinin en iyi seviyeye getirilmesi var. Bu süreç bir Pokemon için 10 saate kadar zaman alabiliyor ve ben onlarca Pokemon'u bu şekilde kompetitifde savaşmaya hazır hale getirdim. Ben çok uzun süre oynadım ancak siz kompetitif oynamayı düşünmüyorsanız hikayesi yavan olan bu oyunu kesinlikle oynamalısınız diyemem. O yüzden de diğerleri bittikten sonra. Borç yiğidin kamçısıdır atasözümüzün oyunlaştırılmış haline hoş geldiniz. Bu oyun pandemi yüzünden evlere kapandığımız ilk günlerde kaçacak hatta nefes alacak bir ada vermişti bana. Oyunun kendini oynatma motivasyonu borç ödeme üzerine olunca da soğuk duş etkisi yaşamıştım. Ancak bu durumu topluluk olarak aşmayı başarmıştık. Oyunda borsa mantığıyla işleyen bir turp piyasası vardı. Her pazar adanıza turp satıcısı gelirdi. Siz de ondan dilediğiniz kadar turp alırdınız. Pazartesiden itibaren her gün adanızdan turpun kaçtan satıldığını takip ederdiniz. Topluluk sayesinde herkes o gün kendi adasında turpun kaçtan satıldığını paylaşırdı. Yüksek fiyattan satanın adasına hücum eder, turplarımızı satar zengin olurduk. Turbu ucuzdan al pahalıya sat sayesinde tüm borçları kapattım, üzerine banka hesabımda da 2 milyon lira para kaldı. Para derdi bitince de adayı güzelleştirmeye koyuldum. Çiçek çaprazlama sayesinde elde etmediğim çiçek kalmadı. Oyunda en zor elde edilen mavi gül de dahil. Baktım mı o dönem merkez adasını fıstık gibi yapmış. Ben de neden bir ada yarışması yapmıyoruz dedim. Zamanında Twitch'te yayın yapıyordum. Yarışmayı da orada düzenlemiştik. Yarışma sırasında ben ve diğer jüri üyeleri sırayla katılımcıların adasını gezip 10 üzerinden puanlar verdik. Güzel zamanlardı be. Oyunda geçirdiğim 300 küsür saatin tamamına değdi mi bilmiyorum. Ama hiç tadına bakmadığım bir Nintendo IP'sine artık yeterince hakim hissediyorum. Bu nedenle de ilk fırsatta oynamalısın. Pokemon evrenine giriş kapısına hoş geldiniz. Ability'dir, item vermedir, EV, IV... Bunların hiçbiri yok. Bana Pokemon'u hangi oyunda başlamalıyım tarzında çok soru gelmiştir. İşte cevap bu oyun. Pokemon'lara ait bazı kompleks parametreleri içermiyor. Ability, verilebilir itemlar, performans seviyeleri olmayınca giriş oyunu olacak kolaylığa geliyor. Aynı zamanda ilk nesilden Pokemon Yellow'un remake olması da cabası. Savaş mekanikleri diğer Pokemon oyunlarındaki gibi sıra tabanlı olsa da Pokemon yakalama mekaniği Go'daki gibi sallayıp fırlat şeklinde yapılmış. Tecrübeli Pokemon oyuncularının sıkılma ihtimali var. O nedenle indirim etle tam fiyat verme. Best game ever. Breath of the Wild benim en sevdiğim oyun. Defalarca anlattım, bolca övdüm. Gameplay yani oynanış anlamında tüm oyunların başında geliyor. Bir Switch sahibinin ilk oynaması gereken oyun budur. Konsol aldıran oyun olgusunun ete kemiğe bürünmüş halidir. Switch ve Breath of the Wild birbirinden ayrılmaz bir ikilidir. Aynı gün doğmuş olmaları da tesadüf değil, kaderdir. Switch'in başarısı Breath of the Wild'ı, Breath of the Wild'ın başarısı da Switch'i yüceltmiştir. Oynamayacaksan Switch'i neden aldın? Adam vuramayacak kadar kolsuz olmanıza rağmen online shooter mı oynamak istiyorsun? O zaman boyacılık simülatörüne hoş geldiniz. Girişte izlediğiniz video kesitinden de anladığınız üzere Splatoon 2'yi konsolla birlikte aldım. Daha doğrusu Sivici Splatoon 2 Bundle şeklinde almıştım. İlk zamanlar kana kana su içer gibi oynadım ama 2 yıldır hiç girmedim. Splatoon 3 de geliyor belki onunla birlikte sahalara geri döneriz. Adam vurma üzerine kurulu online shooterları sevmiyorum. Bana zaman kaybı gibi geliyor ve eğlenmiyorum. Splatoon 2 de teknik olarak adam vurmalı online bir shooter. Ancak ana mekanik adam vurma olmayınca işler benim istediğim kıvamda. Bağıma geliyor. Etrafı kendi renginde boyamak adam vurmaktan daha önemli yapılmış bu oyunda. İki takımın karşılaştığı bir Splatoon 2 maçında rakibi en çok vuran takım değil, alanı en çok kendi renginde boyayan takım kazanıyor. Bu sayede adam vurmaktansa gizlenerek ilerleyip haritayı boyamaya odaklanan bir oynayışı benimseyen şahsımı fazlasıyla eğlendirdi bu oyun. O nedenle ilk fırsatta oynamalısın. Best Pokemon Game eva. Yıllardır Pokemon oynuyorum ve YouTube'da Pokemon oyunlarına yönelik içerik üretiyorum. Nuzlocke tarzı challenge'lar, efsanevileri, düz Pokemon topu ile yakalamacalar, Pokédex tamamlamalar filan bir sürü şeyi izleyicilerle birlikte yaptık. Artık tecrübeli bir Pokemon oyuncusu olduğumu söyleyebilirim. Ancak yıllardır en güzel veya en sevdiğim Pokemon oyunu nedir sorusuna cevap veremiyordum. Pokemon Legends Arceus'un çıkmasıyla beraber bu sorunun cevabına ben de ulaştım. Kanalda incelemesi olduğu için uzatmayacağım. Yapay zekasıyla, takip etmeye değer hikayesiyle, online ve kompetitif bir oyun olacağım kaygısının altında ezilmeden karşımıza çıktığı için en sevdiğim Pokemon oyunu oldu. Bu yüzden de oynamayacaksan Sivici'yi neden aldın? Ünlü isimlerin galip gelmek için bir arenada birbirine daldığı muhteşem bir mücadele. Hayır bu değil. Smash Bros. Ultimate. Oyun tarihinin gördüğü en büyük crossover şüphesiz Super Smash Bros. Ultimate'tır. Dövüş oyunları janrasını sevmesen bile benim için dövüş oyunundan ötedir. Başka hangi oyun Snake, Joker, Isabel ve Sephiroth'u aynı ringe sokup hadi dövüşün diyebilir? Hikaye modu, online maçlar, arkadaşlarla kapışmalar ve daha bir ton yan etkinlikle birlikte konsolun en güçlü oyunlarından birisi. Bu nedenle... Oynamayacaksan Sivici'yi neden aldı? Sıra tabanlı stratejik isvesi altında Wi-Fi bulma simülatörü. Fire Emblem seri olarak Tree Houses'da tekil oyun olarak piyasadaki en iyi sıra tabanlı strateji oyunlarından birisi. Çıktığı dönem bıkana kadar oynamıştım ama bıkmam epey uzun sürmüştü. Oyun sana karakterleri sevdiriyor. Sonra da onları kaybetmekle yüz yüze getiriyor. Sen de hikaye sayesinde sevdiğin bu karakterleri kaybetmemek için pür dikkat oynuyorsun. Bu hissi çok beğenmiştim. Mercedes'i daha çok beğenmiştim ama o başka bir videonun konusu. <laughs> Stratejik derinliği olan hamleleri sırayla gerçekleştirdiğimiz saldırıların hem alan hem de tekil vurabildiği şahane bir oyun. Özellikle ana hikayeyi 3 farklı koldan ilerletebilmemiz tekrar oynanılabilirliği inanılmaz arttırıyordu. Oyunun ismi 3 ev sonuçta ve hangi evi seçerseniz onun senaryosunu oynuyorsunuz. Her bir senaryo aşağı yukarı 70 saat falan sürüyor. Bu da tüm senaryoları oynamak istediğinizde size 200 saatin üzerinde bir oynanış sunuyor. Bunları hesaba kattığımızda ilk fırsatta oynamalısınız. Mario'nun içinde yıllardır birikmiş olan kör bir kıskançlığı bu oyunda dışa vurulmuş. Super Mario Odyssey, Breath of the Wild ile bu konsolun amiral gemisi oyunlarını oluşturuyor. Breath of the Switch'in beyni ise Super Mario Odyssey de kalbidir. Super Mario serisi 3D formülüne geçtikten sonra oynanış mekanikleri açısından hep örnek gösterilen oyunlara imza atmıştır. Super Mario 64 ile başlayan bu yeni dönem, Super Mario Galaxy'ler ve şimdiki Super Mario Odyssey ile tarihe altın harflerle adını yazdırdı. Her bölümünde farklı işler yaptığınız, sonuna kadar sıkılmadığınız, ilerlediğiniz, altı üstü 3D platformerla ne kadar eğlenceli olabilir ki diye soranları utançtan yerin dibine sokan bir oyun bu. Şapka dostumuz Cappy'nin ele geçirmesiyle birlikte onların şekline büründüğümüz onlarca düşman ve nesne tekrar oynanılabilirliği arşa çıkarıyor. Bir bölümü bitirdiğinizde aslında o bölümde farklı şekilde ilerleyebileceğiniz belki de 3-4 farklı senaryo daha var. Onları gerçekleştirdiğinizde yaşadığınız tecrübede bu oyunun içine gizlenmiş bir sihir gibi. Oyunlardan hiç anlamayan, hatta ve hatta oyun oynamayı ayıplayan birisi dahi verseniz ilgisini saniyeler içerisinde çekebilecek çok yapım yok. Çünkü Super Mario Odyssey gibi de pek oyun yok. Konsolun demirbaşı olarak tabii ki oynamayacaksan Switch'i neden aldın? Switch'in en çok satan oyunu. Hem de Wii U'dan portlandı bu oyun. Ben bu videoyu hazırladığım sıralarda VGcharts.com'un verilerine göre Switch toplam 106 milyon satmıştı. Mario Kart 8 Deluxe ise 43 milyon satışı görmüştü. Yani Switch alanların neredeyse yarısı bu oyunu almış. Akıl alır gibi değil. Demek ki insanların partilemeye, birlikte vakit geçirmeye, birlikte eğlenmeye ihtiyacı var. Kim ne yapsın? Zelda'yı, Odyseyi, çek oradan 150 CC'lik bir yarış keyfimize bakalım da yolu. Switch'le birlikte bu oyunu kutulu şekilde almıştım. Hevesimi aldıktan sonra da satmıştım. Zamanında epey oynadım ama bu kadar satılmasına gerçekten anlam veremiyorum. Hem de Wii U'dan gelen bir oyunun hafif remasterlanmış hali olunca. Yepis yeni bir oyunda değil. Nintendo bu satıştan o kadar memnun kalmış ki yıllar sonra oyuna DLC çıkardılar yahu. Biz de topluluk olarak zamanında turnuvasını filan yaptık. Başlaması kolay, ustalaşması zor kavramına en uyan oyunlardan birisiydi benim için. Özellikle drift zamanını iyi ayarlamazsanız genelde aşağı düşüyor ve hafif çıldırıyorsunuz. Tanıdık birileriyle oynayınca çok daha eğlenceli bir oyun olmasının ötürü güzel ama arkadaşlarla daha güzel. Pazardan aldım bir tane eve geldim 3 milyon tane Millet Maker'ın hakkını vermiş. Super Mario Maker 2 çıktığından beri hem içinde hazır gelenler hem de insanların yaptıklarıyla beraber 3 milyona yakın level içeriyor. Hadi bakalım %100 yapma challenge isteyenler bir ömür başka oyun oynamasanız bile bitiremezsiniz. Bölüm yapması kadar yapılan bölümleri keşfetmesi de çok eğlenceli kesinlikle. Ama oynatacak birileri varsa yapmak da çok güzel oluyor. Ben özellikle hiçbir şey dokunma tarzında Mario'nun tamamıyla kendi başına ilerleyip bitirdiği bölümlerle uğraşmayı seviyorum. Eğer ölene kadar oynayacağınız bir oyun arıyorsanız bu Super Mario Maker 2 olmalı. İlk fırsatta oynamalısın. Metroidvania janrasının bayrağını bağımsız yapımcılar taşısa da Nintendo bu oyunla beraber bayrağın sapı bende mesajı verdi. Çıktığı tarihten beri suyunu sıktığım, kalan posayla da hoşaf yaptığım Metroid Dread'e geldik. Evet Metroidvania seviyorum. Evet Metroid serisinde seviyorum ama hem normal hem de hard modu %100'lemezsin be kardeşim. %100'ler misin? O zaman seni ne iyi arkadaş olurmuşuz. Kaç yıldır Metroidvania janrası bağımsız yapımcılara kalmıştı ve onlar da bunu bir fırsat gibi görerek harika oyunlara imza attılar. Ori serisi, Hollow Knight, Action World serisi ve daha niceleri. Ancak Nintendo neredeyse 20 yıl sonra iki boyutlu Metroid serisinin devam oyunu olan Dread'i çıkardığı ve mekanın sahibi geldi dedi. Ancak bunu ciddiye alan olmadı canım. O kadar da değil. Dread çok güzel bir oyun olsa da benim gözümde Ori 2 veya Action World ya da Super Metroid kadar iyi bir seviyede değil. Tamı tamına 10 üzerinden 8'lik bir oyun Dread. Kanalda incelemesi falan da var. Ayrıntı isteyen oraya göz atabilir. Yine de kaliteli bir yapımcıdan Metroid bir oyun oynamak isteyen için ilk fırsatta oynamalısınız. Pamuk şekerden yapılmış grafiklere kanmayın. Bu aynı oyunun kaçıncı remakei lan? Önce Game Boy, sonra Game Boy Color, sonra da Nintendo Switch. Hayır, rastgele Nintendo konsolları saymıyorum. Link's Awakening'in çıktığı ve remake'lendiği konsolları sayıyorum. Nintendo en çok Zelda serisinin suyunu sıkıyor olabilir. Twilight Princess, GameCube, Wii, Wii U ve hatta Nvidia Shield'a bile resmi olarak çıktı. Hala Switch'e çıkma potansiyeli var. Şuraya bakar mısınız? Aynı oyunun jelatini değiştir ve tekrar piyasaya sür. Çakkal Nintendo. Neyse bu başka bir videonun konusu olabilir. Switch'teki Link's Awakening yenilenmiş görselliğiyle hem çok şirin hem de komple bir Zelda tecrübesi sunuyor. Severek oynadım ve bitirdim. Grafik açısından belki size çekici gelmeyebilir ve sürü olarak da doyurucu olmayabilir ama Zelda Zelda'dır. O nedenle indirim bekle tam fiyat verme. Wii U'dan portlanırken eşantiyon gibi bolsuz Fury eklenip satılan oyun. Wii U'daki çoğu oyun Switch'e portlandı. İyi de oldu. Wii U 14 milyon satmış bir konsol. Switch 106 milyonu geçti. Oradaki oyunları daha çok oyuncunun görebildiği bir vitrine yerleştirmek en başta mantıklı bir pazarlama hamlesidir. Super Mario 3D World'de bu bağlamda Switch'te kendine yer buldu. Eh Nintendo'nun çakallığı biter mi? Dümdüz portlamışlar ya dedirtmemek için ucuna Bowser's Fury diye 3-4 saatlik oynanışa sahip Super Mario Odyssey'den hallice bir mod eklemişler. Oyunun orijinal 3D World kısmı çok ideal bir platformer değil benim için. Eğlenceli olduğu yerler var ama 2.5D olup izometrik kamera açısıyla yapılan bölümlerde sinir olmamak elde değil. Hatta bu tasarım nedeniyle oyunun diğer güzel taraflarının değeri düşüyor. Basit bir platform atlaması bile gereksiz zorlaşıyor. İlla oynayacaksanız siz bilirsiniz ama diğerleri bittikten sonra. Piyasada yeteri kadar golf oyunu yokmuş gibi Nintendo pasladan payın almaya gelmiş. Tıpkı Mario Kart 8'deki gibi tam bir parti oyunu. Hikaye modu da var ama ağırlıklı olarak öğretici aşamalardan oluşuyor. Benzer hisleri yaşatacak çok golf oyunu çıktı şimdi yalan yok. Bağımsız yapımcılar da harika işler çıkarıyor. Nintendo elindeki karakterleri kullanınca bir albenisi oluyor o kadar. Yoksa golf oynama mekaniklerine herhangi bir devrim getirme durumu yok. O yüzden Switch'in olmazsa olmaz oyunlarından biri de değil. Ama arkadaşlar oynaması çok eğlenceli olduğundan ötürü Güzel ama arkadaşlarla daha güzel. Nintendo'nun elimde Yoshi gibi bir marka varken neden Sivice'de bir Yoshi platformuru yapmıyorum demişler gibi bir oyun. Nintendo büyük bütçeli platformer canvası için tekel konumunda. Yoshi'nin de bir alıcısı olduğundan markete bir platformer daha çıkarmak çeşitlilik açısından mantıklı tabii ki. Bu oyun benim için ne hayal kırıklığı ne de devrim niteliğinde. Oynadığım en ortalama oyunlardan biri olabilir. Oynarken kesinlikle eğleniyorsun. Ama dönüp baktığında yumurta fırlatan dinozorumsu bir yaratıkla zıp zıplayıp duruyorsun sadece. Mario ve Kirby oyunlarındaki kadar mekanik çeşitliliği de yok. Bu oyun mesela çocuğunuza veya küçük kardeşinize oynatabileceğiniz tarzda yapılmış. Eğer böyle bir durum yoksa... Diğerleri bittikten sonra. Taze bitirdiğim Ubisoft yapımı bir oyuna geldik. Oyun çok tatlı ve ilgi çekici şekilde başlıyor. Eğer bu tarz bir oyun oynadıysanız, mesela XCOM oyunlarına baktıysanız mekanikler de tanıdık geldiği için oyun sizi içine çekiyor. Ancak bu büyü oyunun yarısına kadar anca dayanıyor. 20 saatte bitirdim. İlk 10 saat ve son 10 saat birbirinden farklı yaşattı oyunun ikinci yarısında mekaniklerin hepsi açılmış ve kullanılabilecek saldırı ve savunma yöntemleri oturmuştu oyun üzerine hiç koymamaya başladı bir noktadan sonra hep aynı şeyleri yaparak gül oynaya kazandığımı fark ettim. Stratejik derinlik tamamen yok olmuştu. Düşmanlar kim olursa olsun onlara göre şekil almadığımı, ezbere hamleler yaparak bölümü bitirdiğimi fark ettiğim an sıkılmaya başladım. Sıkılmama rağmen sona yaklaştık Selçuk biraz daha devam et de backlog listesinden sil bu oyunu diyerek kendimi motive ettim. Bu sonlara doğru oluşan tek düzelik sizin için sıkıntı değilse indirim bekle tam fiyat verme. Platinum Games öyle bir oyun yapmış ki seven çok seviyor sevmeyen de yerin dibine sokuyor. Ben sevmeyen tarafa daha yakınım ama tamamen subjektif bir yorum bu. Ben zaten çok fazla hack and slash de sevmem. Bu oyun özelinde hoşlanmadığım esas olay saldırı mekaniğinin pasif olmasıydı. Kontrol ettiğimiz karakterin yakın dövüş ve mesafeli silahları var ancak bunlar esas hasar kaynaklarımız değil. Esas da yağı Legion denilen robotlarla atıyoruz. Ancak bu robotların saldırı yeteneklerini seçebiliyoruz. Düz saldırıları kendisi otomatik yapıyor. Ben bu konuda biraz geleneksel düşünüyorum sanırım. Saldırı tuşuna da ben basmak istiyorum ama bu oyunda yapamıyorum. Bu da bana çok eğlenceli gelmedi işte. O nedenle nedenle diğerleri bittikten sonra. Tam da minnak toğda yüklenebilecek görevler içeren bir oyuna geldik. Bu oyunu Nintendo ısmarladı bana inanabiliyor musunuz? Online üyelik sahipleri bir haftalığına beleş oynayabiliyordu. Ben de bir hafta içinde oynadım ve bitirdim. Uzaktan bakınca çok basit bir oyun. Biraz yaklaşmanız ve bölüm içerisinde saklanmış her şeyi bulmaya çalışmanız halinde ise o kadar basit olmadığını görüyorsunuz. Perspektifin güzel kullanıldığı, farklı açıları kullandığınızda erişilebilir nesneleri gördüğünüz bir oyun bu. Hatta kafayı hafif seviyede çalıştırıyor. IQ arttıran oyunlar videomda da kısaca bahsedeceğim etmiştim. O açıdan beyin jimnastiği de yaptırıyor diyebilirim. Bu yüzden de indirinmekle tam fiyat verme. Hikaye modlu tenis oyunu diye tanıtılıp hikaye modunun neredeyse tamamen storyldan olması gerçeği. Bu açıklamanın üzerine çok fazla söylenecek şey yok aslında. Benim için büyük bir hayal kırıklığıydı. Rezalet bir hikaye modu ve online altyapının pamuk ipliğine bağlı olduğu multiplayer mod ile konsoldaki en zayıf eksklusivlerden birisi. O nedenle de diğerleri bir tıklım sonra. Yılların iki boyutlu körbisi ilk kez üçüncü boyutta tanıştı ve sanki ki birazcık afalladı. Son bitirdiğim oyunda bu. Güzeldi evet. Şimdiden oynamanızı öneririm. Ama bu oyun iki oyunun gölgesinden asla kurtulamaz. Bu bahsettiğim iki oyunda Super Mario Odyssey ve Kirby's Adventure V. Super Mario Odyssey dememin sebebi aşikar. Zaten Odyssey bile Cappy ile düşman ele geçirme mekaniğini Kirby'den araklamıştı. Yani boynuz kulağı geçti mi geçmedi mi bunu test etmiş olduk. Kirby and the Forgotten Land 3D olmasıyla beraber Super Mario Odyssey ile karşılaştırılacak zemine oturdu. Ve tabii ki onun kadar mekanik çeşitliliğine ve sürpriz elementlerini sahip değil. Bana göre en iyi körbe oyunu olan Kirby's Adventure V ile olan karşılaştırmamın sebebi de işte bu unvanı alabilecek mi sorusunun cevabını arıyor oluşumda. Bana göre Forgotten Land Kirby's Adventure V'yi geçemedi. Bunun da sebebi mekaniklerin yetersiz olması. V'deki oyunda mangi herifler çıtayı o kadar yükseğe çekmiş ki şimdi Forgotten Land'e burun kıvırıyorum bu da beni biraz şımartmış tabii. Şöyle V'deki oyunda bir düşmanın yeteneğini aldığınızda 5-6 farklı harekete sahip oluyorsunuz. Tıpkı bir dövüş oyunu hatta Smash Bros oynuyor gibi moveset erişiyorsunuz. Forgotten Land'de ise çok daha basit tutulmuş bu olay. Bir özelliğe birbirinden farklı hareket atamak yerine mevcut yetenekleri geliştirme üzerine bir yol izlemişler. Standart alev özelliği oyunda ilerleyince magma özelliğine sonlara doğru da ejder alevi özelliğine doğru gelişti. Böyle olunca hareketler ve hasarlar arttı ama yapılabilecek hareket sayısı hep aynı ve genelde iki olarak kaldı. Ejder ateşinde ya ağzından alev püskürtüyorsun ya da zıplayınca alevden kanatlar sayesinde uçabiliyorsun. Bu kadar. Ve bu oyun platformer janrası için bir tuğla daha koymuyor. Yaratıcı Nintendo vizyonunu gördüğümü söyleyemem. O nedenle de... İndirim bekle tam fiyat verme. Honorable mention. PC'ye çıkana kadar Switch eksklusiviydi. Daha da önemlisi ben oynarken Switch eksklusivdi. O yüzden sadece yüzeysel yer vermek istedim. Yani 21 artı 1 olarak düşünebilirsiniz. Eğer PC'ye çıkmamış olsa ve Switch eksklusiv olarak kalsa bu videodaki yeri ve puanı şöyle olacaktı. Oynamayacaksan Switch'i neden aldın? Switch'te toplam kaç eksklusiv oyun var bilmiyorum ama ama büyük bir çoğunluğunu oynadığımı düşünüyorum. Oynamadıklarıma da zamanla vakit ayıracağım. Talep olması halinde ileride artan eksklusiv ile ilgili bir video daha çekerim. Yorumlar kısmı tam da bunu belirtmek için var. Lütfen belirtin. Oyunlarla ilgili düşüncelerim bunlardı. Umarım satın alma veya oynayıp vaktinizi harcama konusunda kararsızlığa sahip arkadaşlara yardımcı olmuştur. Amacım da buydu zaten. Benim söylediklerimden sonra oyunlarla alakalı kafanızda net bir fikir oluşsun diye yaptım bu videoyu. İzlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkürler. Like atmayı unutmaz ve bir de yorum yapmaktan çekinme beğenmezseniz bana en büyük desteği vermiş olursunuz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşçakalın.